Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videoda sizlere biraz kaldığımız yeri, yurdu tanıtmaya çalışacağım. Buraya gelmek isteyenler için faydalı olur diye düşünüyorum. Yollar iyiye bakmışsın, meridyanız. Adamların benzini falan... Şu anda restoran olarak adamlar da. Yemin olabiliyor. Yine onlar da bana ulaşan askerler gibi hesaplaşacağım. Bir de yanından çekeceğim. Şuralarını ve fikirlerini yapıyorlar. Şurası da zaten 14'ten beri onu bekliyorum. Aynı kare. O için böyle. Güzel bir gündür. Şimdi yurdun dışına çıktım. Biraz size etrafı göstermeye çalışacağım. Hem de yurda yaklaşırken bir yandan da yurt hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Aslında yurdun konumu çok iyi değil. Biraz şehir merkezinden uzakta bir yerdeyiz. Arabayla 10-15 dakika sürüyor. Ama eğer yürürseniz 45 dakika, 1 saati falan bulabiliyor şehir merkezine ulaşmanız. Ama şöyle bir artısı var. Bulunduğu konum itibariyle biraz doğanın içinde diyebilirim. Etrafta ağaçlar var, yeşil alanlar var ve küçük su birikintileri var. Bu açıdan güzel bir yerde. Ama söylediğim gibi hem şehir merkezine biraz uzak hem de bütün fakültelere biraz uzak. Şöyle başlayalım. Yurt KVK Üniversitesi'nin yurdu diye geçiyor. Ve burada KVK Üniversitesi'nde okuyanlar ayrıca Erasmus eğitimi almaya gelenler kalıyor burada. Yurdun birinci ve ikinci katını Erasmus öğrencilerine ayırmışlar. Diğer katlarda da diğer öğrenciler kalıyor. Litvan öğrenciler ve buraya okumak için gelen öğrenciler kalıyor. Yurdun geneline bakacak olursak yaklaşık 50 tane Türk öğrenci var diyebilirim burada rahatlıkla. Onun dışında da 10 tane falan yabancı öğrenci var. Yine bunların hepsi Erasmus öğrencisi. Yurda yaklaştım diyebilirim şimdi. Yurdu göstereyim size. Bu karşıdaki bina, kaldığımız yurt. Birazdan içini de göstermeye çalışacağım sizlere. Yavaşça yaklaşalım. Yurdun tamamı bu şekilde. Şimdi girişine doğru ilerliyorum. Burası da yurdun girişi. Yurda kayıt olduğunuzda şöyle bir manyetik alıyorsunuz. Benimki biraz kırılmış. Bununla giriyorsunuz içeri. Burada küçük bir hol var. Yine burada da öğrenciler kalıyor. Burası güvenlik. Burada bir study room'umuz var. Şimdi buranın içini de göstereceğim sizlere. Burası giriş kat. Burada da Erasmus öğrencileri kalıyor. Bir de birinci kata çıkacağız birazdan. Orada da yine Erasmus öğrencileri var. Öncelikle bu katı gezelim bir. Burası da çamaşır odası. Burada 4 adet kurutma makinemiz var. Yine şurada da çamaşır makineleri var. Bir tane burada, bir tane burada. İki tane de burada var. Toplamda şu an 4 tane çalışan çamaşır makinesi var. 4 tane de kurutma makinesi var. Burası da böyle. Burası da study room diye geçiyor. Burası böyle. Masa tenisimiz var. Burada bir langırtımız var. Burada da bitmek bilmeyen bir puzzle'ımız var. Ve bir tane de piyanomuz var. Şöyle. Şurada küçük bir kitaplık var. Burada da yine isteyen gelip ders çalışabiliyor. Şu an Harun burada ders çalışıyor mesela. Stadyum da bu şekilde. Şimdi ikinci kata çıkalım. Yavaş yavaş. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Alt katta bir mutfak, bir banyo var. Yine bu katta da iki mutfak, iki banyo var.
Mutfağa girelim. Burada iki taraflı odalar var. Burası mutfak. Burada yemek yapmak için gereken her şey var zaten. İki tane fırınımız var, ocağımız var. Yine bu dolaplarda da bir şey kalmamış. Tabaklar falan oluyor. Burada bir masamız var. Burada mikrodalga fırınımız var. Bir tane de böyle bir dolabımız var. Burası ortak. Bu kata ait. Mutfaktan çıkınca da burada bir banyo var. İki kişilik. Bu şekilde banyo. Şimdi benim odama doğru ilerleyelim. Bu odaların hepsinde Erasmus öğrencileri var. Bizim odamız burası. Şurada da başka biri kalacaktı normalde ama o gelmedi. Neden gelmedi bilmiyorum. Galiba Covid olaylarından dolayı gelmedi. Burada da şöyle küçük bir tuvaletimiz var. Ve bir tane de lavabomuz var. Bu şekilde. Yine süpürgemiz ve küçük bir kovamız var. Bunlar odamızı temiz tutmak için. Odanın temizliği bize ait. Şimdi odaya girelim. Odanın içi de bu şekilde göstereyim. Bizim odamız 3 kişilik. 3 kişi kalıyoruz burada. Ama bütün odalar bu şekilde değil. Farklı odalar da var. 5 kişilik olanlar var. 2 kişilik olanlar var. Yani bütün odalar farklı neredeyse diyebilirim. Bizim odamız bu şekilde. 3 yatak. Bir tane burada masamız var. Bir tane de burada masamız var. Şurada da 2 tane dolabımız var. Biri daha küçük, biri büyük. 3 kişi için gayet ideal bir oda. Beklentiniz zaten çok yüksek olmasın. Sonuçta yurtta kalıyorsunuz. Burası da bizim odanın manzarası. Bu şekilde. Evet, yurt bu şekildeydi. Birçok yorum ve mesaj geldi bu konuda. Yurtla ilgili video yap diye. Bu yüzden bu şekilde bir video hazırladım. Yeniden şöyle bir özet geçmek gerekirse. Giriş katta ve birinci katta Erasmus öğrencileri kalıyor. Erasmus öğrencilerin odaları bu katlarda. Bu ilk giriş katında çamaşırhaneyi ve çalışma odasını gösterdiğim katta. Yine mutfak ve banyo var. Bizim kaldığımız bu birinci katta da iki tane mutfak, iki tane de banyo var. Bu gösterdiğim şekilde. Diğeri biraz daha ilerideydi, koridorun sonundaydı. Onu göstermedim. Yurt bu şekilde. Genelde herkes geziyor bu saatlerde. O yüzden yurt biraz boştu video çekerken. Yine daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi bu yurda biz aylık 90 euro ödüyoruz. Bir de mesela şöyle bir konu var. Mesela geldiniz, burada size bir oda verdiler. Bu odada kalmanızı istediler. Ama siz odanızı beğenmediniz. İsterseniz odanızı da kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Burada birçok kişi yaptı mesela bu olayı. Bazı odalar kışın biraz daha soğuk oluyordu. Bizim odamız bu açıdan güzeldi. Çok soğuk olmadı kışın. Şu anda da gayet iyi. Başka yurtla ilgili bahsetmek istediğim bir şey yok. Yurt videosunu da özellikle istediğiniz için çektim. Yine diğer videoları çekmeye devam edeceğim. Beni takip etmeye devam edin. Aşağıda çeşitli sosyal medya hesaplarımı bulabilirsiniz. Düşüncelerinizi, yorumlarınızı yorumlar kısmında ve bana Instagram'dan mesaj olarak gönderebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.